Garip oğlan. Evvel zaman içinde ülkelerin birinde hiç kimsesi olmayan bir çocuk varmış. Herkes ona garip oğlan dermiş. Bir gün garip oğlan yüksek bir taşın üstünde çıkmış. Boyum ne kadar uzun oldu. Gökyüzüne elimi uzatsam güneşi tutabilirim demiş. Demiş demesine ya. Birden yuvarlanıvermiş. Kendini yerde bulmuş. Bakmış önünde iki tüy uçuşuyor. Yakalamaya çalışmış. Tüy uçmuş, garip oğlan koşmuş. Tüyün birini yakalamış. Aman ne kadar güzel pırıl pırıl parlıyor. Diğerini de yakalayayım diyerek cebine koymuş. Diğer tüyün arkasından koşmuş, birden dereye düşmüş. Fakat tüyü yakalamış. Onu da cebine koymuş. O sırada bir şimşek çakmış. Küçük bir ördek garip oğlanın ensesinden yakalamış, kıyıya çıkarmış. Ne işin vardı derede? Ben olmasam boğulacaktın diyen ördek kaybolmuş. Kıyıda güneşlenerek elbiselerini kurutmuş. Karnı acıkmış, çarşıya inmiş. Vitrindeki yiyecekleri görünce karnından zil sesleri yükselmiş. Garip oğlan hemen göbeğine eliyle basmış, sesi susturmuş. Cebinde hiç parası olmadığından, çalışıp para kazanmalıyım diyerek bir oduncunun yanına gelmiş. Amca iş arıyorum, ekmek alacağım da demiş. Oduncu, peki sen ne iş yaparsın? Bu odunları dizi dizi şuraya yığarsan sana para veririm demiş. Garip oğlan, hemen dizerim amca, sen merak etme demiş ve işe başlamış. Durmadan çalışmış. Arada sırada midesinden gelen zil seslerini kimse duymasın diye göbeğine basıyor, sesi kesiyormuş. Çok terlemiş. Cebinden mendilini çıkarmış. Bu sırada tüyler birbirine çarpmış, ortada yüz kadar sincap. Konuşmaya başlamış. Bütün odunları sıra sıra dizmişler. Garip oğlan ağzı açık onları seyretmiş. Oduncuya, odunlar dizildi, usta başka isteğin var mı? Deyince oduncu garip oğlanın şaka yaptığını sanmış. Hayret bitirmişsin, birkaç günde yapılacak işi bu kadar kısa sürede yaptın. Sana çok para veriyorum, deyince garip oğlan. Hayır, ben bunu alamam amca, demiş. Oğlum, seni çok sevdim. Ayrıca bu senin hakkın, diyerek saçlarını okşamış. Garip oğlan doğruca bakkala gitmiş. Oradan bir ekmek, bir kalıp da peynir almış. Bir lokma ekmek, bir lokma peynir yiyormuş. Yiyormuş ya, ağzı köpük içinde kalmış. Cebinden mendilini çıkarmış. O sırada tüyler birbirine çarpmış. Bir cüce çıkmış ortaya, hemen peyniri alıp kaçmış. Garip oğlan, garip oğlan, bu peynir değil sabundur. İnan sana layıktır. Hüzola ayran. Yanında domatesle pilav, diyerek bir tepsi getirmiş. Buyur garip oğlan, afiyet olsun. Yavaş ye, iyi çiğne, sağlıklı ol. Demiş. Yemek bitince tepsi kendi kendine kapanmış bir kutu olmuş. Garip oğlan bakmış, kutunun üstünde yazı var. Okumak istemiş.
yakında bulunan bir okula gitmiş. Hoca sormuş. Ne istiyorsun yavrum? Garip oğlan. Okumak istiyorum, diyerek cevap vermiş. Annen, baban veya bir büyüğüne gel, deyince garip oğlan. Benim annem babam, hiç kimsem yok. Onun için herkes bana garip oğlan der. Şimdi ben okuyamayacak mıyım, diye sormuş. Hoca, hayır yavrum, okuyacaksın, seni okula kaydedeceğim. Hemen, bugün dersliğe girebilirsin, demiş. Garip oğlan çok sevinmiş ve böylece okula başlamış.